nasıl? Daha anlayamadın mı? Çünkü ben 4'ten sonra anlıyorum. Demin Cumali Atilla ben daha gelmeden 2 tepsi bitirdim. Normaldir, ona top oynuyoruz biz ama Ramazan Usta'yı tebrik ediyorum. 156.ymiş galiba. Allah 256 yapmak nasip etsin. Bir şubede ben Beylikdüzü'nde çılgın olarak olur mu abi? Olur olur, niye olmaz? Çılgın Ramazan Usta. Yok, çılgın sen. Düşünsene Ramazan abi çılgın ve sahnelerde oynadığını falan düşünsene. Bu imparatorluğun yüzünden ömrümüz tükendi bizim. Tabii her gün bir açılıştayız, Allah razı olsun. Hep yemekler beleşe geliyor. Bugün de benim değerli sanatçı dostlarım, arkadaşlarım, sevgili Ünüz ile kardeşim, Cumali kardeşim burada. Sağ olsunlar. Değerli iş adamı Metin Bey burada. Hiç yalnız bırakmaz benim hemşerim hem de. Ramazan Usta'ya da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bize kapısını açtı. Böyle güzel dostlarla beraber hem hoş sohbet yapıyoruz, hem çiğ köftemi yiyoruz, çiğ köftemizi yiyoruz. Şimdi mesela sıkıntı şu, eve giderken çok dostlar var ya işte, 10 paketle eve paket yaptırıp gider. Maşallah. Evet, meşhur çiğ köfteci Ramazan Usta'nın açılışındayız. Ünlü bir türkücümüz var yanında. Ünzile Hanım'a mikrofonu verelim. Öncelikle çiğ köfteleri gerçekten çok güzel. Dışarıda çiğ köfte yerken gerçekten seçici oluyorum ben. Her yerinkini de sevmiyorum. Şimdi deminden beri yiyoruz. Gerçekten leziz. Ramazan Usta'nın ellerine sağlık diyoruz. 155. şubesini de açtı. Hayırlı uğurlu olur inşallah Esenler'deki bu şubesi de. Bütün çiğ köfte severleri bekliyoruz artık şubesine. Çiğ köftemiz kırmızı, çiğ köftemiz kırmızı. Tez yoğur emmim kızı, tez yoğur emmim kızı. Hemen yiyip gidelim, hemen yiyip gidelim. Kimse sevgili Nihat Tanukul, sizi bir tanıyabilir miyiz? Çiğ köfte yediniz, nasıl? Pek yemedin ama. Ben vallahi yedim. Ben öncelikle şunu söylüyorum. Ramazan Usta'ya Yüce Rabbim işlerini bol kazançlar versin. Aslında baktığınız zaman çiğ köfte dediğiniz zaman Türkiye'de toplumumuzun %80'i varoş ve yoksul bir yaşantısı olan ilçesinde onların bir yemeği gibi görünüyor ama bence herkesin yiyebileceği, herkesin yemesi gereken bir köfte diyorum. İnşallah ülkemizde üreten ve tüketen haline gelmek zorundayız. Maalesef bunu çok az yapıyoruz. Bence 155 az. İnşallah 300'lere kadar çıkar. Benim hemşerim, çok sevdiğim sevgili İmparator yanımda. Hoş geldiniz. Evet, çok teşekkür ediyorum sevgili İbrahim Murat. Gerçekten sizlerle birlikte bu açılışta beraber olmak benim için de bir ayrıcalıktır. İmparator Ajansı London olarak bu organizasyonu gerçekleştirdik. 155. şube demek bunun devamı gelecek anlamına gelir. Meşhur çiğ köfteci Ramazan Usta'yı kutluyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Kendisi ülkemize, milletimize ve Esenler halkına büyük bir hizmet, büyük bir katkı sunuyor. Bu anlamda çiğ köftenin lezzeti, tadı apayrı. Meşhur çiğ köfteci Ramazan Usta deyince akan sular durur. Yani birçok firma tabii ki çiğ köfte üretimi yapıyor. Hepsine kolaylıklar diliyoruz ama benim vazgeçilmezim meşhur çiğ köfteci Ramazan Usta. Geçen sene 100 şubeydi. Daha bir sene olmadan 150. şube oldu. Sizi kısaca bir tanıyabilir miyim? Ahmet Kahveci Ramazan Usta'nın genel müdürüyüm. Bu şubelerimizi zincirleme olaraktan çoğaltmak peşindeyiz. 200-250 tane bayilikler vermek üzereyiz. Kim gelirse bayilik verebiliriz. Tabii bunu seçerek veriyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun bayilik veririz. Aynı zamanda da şube olarak da göndeririz. Açılışlarına da biz kendimiz gidiyoruz. Peki önümüzdeki haftalarda başka bir yerde şube açılışınız var mı ve olacak mı? Şu anda çalışmalarımız var. Semt olarak söyleyemiyoruz çünkü rakiplerimiz oralara gidip açma peşindeler. Biz rakiplerimizden mücadele ettiğimiz için isim vermiyoruz. Acıyorsunuz, içimizde sakla şu an. Saklı olsun.